Amsterdam'dan herkese merhabalar. Bugün size Amsterdam'da bir günde neler yapıyoruz onu göstereceğiz. Asıl amacımız bu şehri tanıtmak, nerelere gidilir anlatmak değil. Nerelerde yemek yiyoruz, nereleri öneriyoruz. Onun için bir video bu. Daha önce zaten bir günde neler yapılır, nereler gezilir bir videomuz var Amsterdam hakkında. Şimdi bu şehre arabayla geliyorsanız Park and Ride diye P+R diye göreceksiniz tabelalarda. Bir sistem var. Arabanızı şehrin biraz dışına park ediyorsunuz ve toplu taşıma kartı kullanarak şehir merkezine seyahat ediyorsunuz. Bu sayede otoparka çok az bir para ödüyorsunuz. Biz şimdi arabamızı park ettik. Buradan toplu taşımayla şehir merkezine ulaşacağız. Aynı şekilde şehir merkezinden buraya döneceğiz ve bileti öderken o kullandığımız toplu taşıma kartını da makineye okuttuktan sonra bayağı bir indirimli ödeyeceğiz park ücretini. Şu an park ettiğimiz yere günlük 6 euro ödeyeceğiz bu sayede. Bazı park yerlerinde bu fiyat daha da düşük olabilir. Siz daha da araştırabilirsiniz bunu isterseniz. Biz daha önceden Amsterdam'a gelip şehir merkezinde arabamızı park ettiğimizde 7 saat için 50 euroya yakın bir para ödemiştik. Bunu düşündüğünüzde bunları kullanmak gerçekten çok mantıklı. Hadi gelin bugün Amsterdam'da neler yapıyoruz birlikte görelim. Şimdi tramvaya toplu taşıma kartımızla bindik. Güzel bir yere hamburger yemeye gidiyoruz. Bir arkadaşımız önermişti burayı bize. Şöyle demişti: Amsterdam'a sadece orada hamburger yemek için giderim. Nasıl buldun Burçak? Ben acılı bir tane söylemiştim. Gerçekten çok güzel. Çok güzel. Ekmek gerçekten çok iyi. Eti de çok iyi. Şu bebek patatesleri de çok beğendik. Mertcan ve Damla'ya buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gerçekten beklentiyi karşıladı. Yediğimiz en güzel hamburgerlerden biriydi. Kesinlikle tavsiye ederiz. Eğer yolunuz düşerse Amsterdam'a ve hamburger yemek isterseniz Lombardo'yu öneriyoruz. 10 üzerinden 10. Bence de. En az 9,5. Dün Amsterdam'da Pride kutlamaları vardı. O yüzden yerler bayağı kirli. Yani bir etkinlik olmasa bile bu şehirde çok fazla turist olduğu için yani sokakları kirli görme ihtimaliniz yüksek. Birkaç kere anlattım bir önceki Amsterdam videosunda ve Haarlem videosunda da. Ama izlemeyenler olmuştur diye tekrar söylemek istiyorum. Amsterdam'a geldiğinizde bu kancaları çok göreceksiniz, bu evlerin üstündeki kancaları. Bunun sebebi şu: bu evlere eşyalar koridorlardan zor taşınıyor çünkü evler dar. O yüzden bu kancaları kullanarak eşyaları dışarıdan halatla çekiyorlar yukarı ve pencerelerden sokuyorlar içeri. Amsterdam'da birçok evde bu kancaları göreceksiniz ve sebebi de bu. Hatta burada ipi de bağlamışlar. Muhtemelen belki yakın zamanda bir eşya taşımış olabilirler. Daha önceden dinlediyseniz sizin için de tekrar olmuş oldu. Artık kusura bakmayın. Size Amsterdam'da ev fiyatlarını gösterelim. Şu şato 7 milyon euro. Şurada bir daire var. Şu. Bu 360 bin euro ama 37 metrekare. Şöyle dışını görebildiğimiz evlere gidelim. Mesela burada o eski Amsterdam evlerinden var. 301 metrekareymiş. Ve 2 milyon 300 bin euro. Yine burada bir apartman dairesi. 685 bin euro, 82 metrekare. Yine o Amsterdam evleri. 145 metrekare, 1 milyon 200 bin euro. Yani genel olarak milyonu gözden çıkarmak lazım burada ev almak istiyorsanız. Tabii küçük apartman daireleri hariç. Mesela şu 425 bin euro, 52 metrekare ama.
Amsterdam'da elmalı turtasıyla ünlü bir kafe var. Buranın ismi Winkel 43. Şimdi o elmalı turtayı denemeye geldik. Bu elmalı turta bu ülkede biraz yaygın tatlı olarak ve burada çok yaygın olan bir süpermarkette, Albert Einstein'da da satılıyor bu. Biz de eve bunu düzenli alıyorduk bir ara. Bayağı da üstüne krema sıkarak severek yiyorduk. Bakalım ondan ne kadar farklıymış buradaki elmalı tatlı. Hollanda'da bir market var. İsmi Albert Heijn. Biz bu elmalı tartı oradan alıyoruz ve beğeniyoruz. Bence çok farklı değil. Biraz keki farklı. Biraz daha böyle sert, kıtır kıtır. Güzel mi güzel? Ama bunu çok abartıyorlardı. Bence gerçekten çok farklı değil. Güzel. Bunu Amsterdam'a gelmişken yemeli misiniz? Yiyebilirsiniz. Ama dediğim gibi çok mükemmel mi değil. Amsterdam'ın meşhur kanal evleri bunlar da. İnsanlar bunları kiralayıp ya da satın alıp bunlarda yaşıyorlar. Bunlara elektrik, su, doğalgaz hepsini bağlatabiliyorsunuz. Bu hafta Pride haftası Amsterdam'da. Dün kanallarda geçit vesaire de oldu. Biz şimdi onun son günündeyiz. Bu da kapanış partilerinden biri Dam Meydanı'nda. Yağmur yağıyor ama insanların çok umrunda değil. Meydanı kapatmışlar. İçeri girebiliyorsunuz bedava tamamen. Sahnede bazı performanslar oluyor. Biz de onların tadını çıkartıyoruz. Hollanda'da biliyorsunuz belli bir grama kadar esrar kullanmak serbest ve coffee shop denilen dükkanlarda esrar satıyorlar. İlginç bir şekilde ünlü boksör Mike Tyson da geçtiğimiz aylarda Amsterdam'a bir coffee shop açtı. Şu an arkamda görüyorsunuz onu da. Bugünlük bu kadardı. Artık dönüyoruz. OV çip kartımızı okuttuk ve 20 euro olan park ücreti 6 euroya düştü. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.